Tantantan, tuntuntun, tantuntantun, tantuni sporla yepyeni bir Lig serverine hepiniz hoş geldiniz. Tam 17. bölüm hemşerim. Buradan Çanakkale'ye, Çanakkale'den bizleri takip edenlere, Tantoni Spor'u fanlarına, hayranlarına ve sevenlerimize kocaman bir merhaba ve... Sevgiler! Hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden ana lige devam edeceğiz. Çanakkale'ye selam olsun. Oradan da çok sayıda takipçimiz var. Biliyorum. Kesiyorum bıdı bıdı. Sizlerden süper bir beğeni bekliyorum. Yorum yazmayı unutmayın. Hemen videonun başında söyleyeyim gençler. Instagram hesabımdan beni mutlaka takip edin. Hasan Mustan yazarsanız bulursunuz. Çünkü bu videoları, ana lig videolarını yapmadan hemen öncesinde bir story atıyorum. Ve diyorum ki muhabir sizsiniz. Bana sorular sorun. Teknik direktör Hasan Mustan'a sorular sorun. Ve sizlerden süper sorular geliyor. Bugün de yine basın toplantımız olacak. Çok efsane sorular var. Soyunma odası konuşmalarımız da olacak. Sürprizlerimiz de olacak. Bakalım neler olacak bilmiyorum işte. Ve bakalım neymiş durum şimdi. Zaman ileri al diyorum. Sonraki maça git diyorum. Doğrudan Crystal Palace Tantoni Spor İngiltere Kupası yarı final maçı. Oy 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 oy. Farklı bir taktikle oynuyorum bu sefer. Sevgili Tomane'miz, Vardy'miz, ikili forvet, Dele Alli'yi ofansif oynatıyorum. Adrien Silva, geçen haftanın efsane ismi, müthiş bir frikik golüne imza attı. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Hernanez yine bu sefer ofansif değil, GE oynayacak. Endindi oynuyor. Bu şekilde bir kadromuz var. Yedeklerimiz de gayet iyi. Transferlerimiz olacak. Sizlerden çok acayip sorular geldi biliyorum. Ama hepsi olacak. Basın toplantısını bekleyin. Bu İngiltere Kupası büyük ihtimal gündüz oynanır. Bilmiyorum. Başlama vuruşu dedim ve Tantuni Spor'umuza yürekten gönülden başarılar diliyoruz. Ve eğer olur da gol atacak olursak her zaman olduğu gibi salla kafayı gol müziğimiz var. Hazır mı kafalar? Salla! 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 Salla kafayı salla! Ve eğer olur da gol yiyecek olursak ki hiç amaç istemiyoruz. Neyimiz yanımızda? İnşallah hiç ama hiç üflemeyiz neyimizi. Ve oyuncular tünelden çıkıyorlar. Haydi Tantan be. Saldır Tantan be. Ya bu formalar karışır mı inşallah karışmaz. Bu maç çok kastıracak sevgili Babür. Biliyorum ama elimizden geleni yapacağız. Gol ve goller görmek istiyoruz. Tomanem bak seni kenara alırım ayrı konuşurum. Seni kenara alırım ayrı konuşurum. Adam gibi oyna şu maçta. İşte Tantuni Sporlu taraftarlar kediler yazıyor. Sese geldik yazıyor. Ve az sonra müthiş mücadele başlayacak sevgili Mr. Smith'in düdüğüyle birlikte. Diyor ki oğlum da abi diyor geçen gün diyor okuldan çıktım diyor bir maç vardı diyor orada diyor bir tane çocuk hakem vardı diyor o çocuk hakem diyor bir faul vermedi diyor oradan yan taraftan başka bir çocuk bağırdı diyor oradan Mr. Smith diye bağırdı diyor. Dur bıdı bıdı edeceğim diye. Çok iyi. Vardı enteresan bir çalım düşündü ama yapamadı. Ya cansınız ya gençler yorumlarınızı okuyorum bak güzel yorumlar yazın. Bunu baştan da söyleyeyim de şöyle. Ben gol yiyeceğim zaten şimdi konuşuyorum ya. Hiç orada değilim. Maç ne ara başladı? Ne yaptım? Hayır, hayır, hayır. Hocam sakın penaltı penaltı deme. Oy, ödüm patladı. Deli Ali nefis çıktık yalnız. Şimdi dikkat. Offside'sın. Offside'sın vardı. Çok baktım ama çıkamadın, kurtulamadın offside'dan. Gençler şu ilk yorum faslını unutun. Niye biliyor musunuz? İlk yorum YouTuber'lar genelde ilk yorum yazanların yorumlarını okumazlar. Gözümüz okumuyor onları. Onun yerine tamam ilk başta yazacağın yorumda ne yazacağını bilemeyebilirsin ama güzel bir şeyler yaz. Göze çarpsın yani. O benim topumdu ya. Nasıl oldu? Çağlarım sakin. Kilver. Nefis bir pas. Deli Ali'den güzel mi? Verdi Tomanem. Vardı verdi arabasını. Hocam faul. Hocam faul. Öldü öldü öldü. Geçen hafta da yaptın ya. Bu hakemlerden nedir bizim çektiğimiz ya? Kıyım kıyım kıyıyorlar bize ya. Haksızlık bu ya. Kıyıyorlar. Ya haksızlık.
pekala, üzülmüyoruz. Nasıl olsa alacağım ben bunu yani. Hayır, o pas geçmeliydi. Endindi lütfen. Çocuklar bir konsantre olmam lazım benim. Benim takım çünkü şu an yap o pası. Çok kötü, rezil kötü. Fena kötü bir pas. Baskı pres, önde pres, çoklu pres, toplu pres. Gayta uzun kullandı. Golün kokusu geldi burnuma. Ah, golün kokusu burnuma geldi. Yoksa yiyeceğim golün mü geldi ya? Townsend eski bir tanıdık, eski bir dost. Ne oluyor? Allah Allah! İki kere geldiler, ikisi gol! Vay arkadaş, ne Crystal Palace'mışım be! Bir de bak gol sevincine falan bir bak, ne söküyorsun kulübün şeyisini, direğini. Gençler, konsantreyim ve alacağım bu maçı, hazır mısınız? Artık şu ara pası rica ediyorum geçsin. Delal verebil, verebil. Bastı mı top? Hernanes. Hocam bıraksam avantaja! Aa! Yok bir şey yok, her şey yolunda. Adrian Silva. Endindi. Verdi pası şimdi. Çok güzel döndün. Ara pasını yap geçsin. Delal'isin sen, al onu. Alamazsın ki. Yetişemezsin ki ona. Çağlarım. Çıkmadı mı o top? Hadi çocuklar bastırın biraz. Hadi alın şunu. Evet, nerede? Şurayı gördüm. Çok güzel bir yer. Hernanes köşeye. Güzel bir vuruş. Hernanes son anda kaleci sakız gibi uzuyor. Sakız. Gol dedim. Vurduğum anda gol dedim. Ah bir de deryalar ya. Eh ya. Bu köşe vuruşu gol olmalı. 50 saat sonra sarı kart göster. 50 saat sonra. Pekala, taktik yapmam lazım. 6 paslıyorum. 6 pası karıştırıyorum şu an. O tam penaltı noktasına. Hadi çocuklar biri vurur. Lan gele gele. Vardı vur onu. Hayır ya. Uf. Uf. Tomanem nerelerdesin ya? Sana ihtiyacımız oldu an bu an işte ya. Al onu. Maguire. Diyor ki Maguire diye okunmuyor diyor. MacGyver bilmem ne diyor. Ya bırakın o işleri. Ben öyle okuyorum. Hocam ne hocam? Hadi çocuklar, Pereira, ne olur alalım şu maçı. Bu arada ben radardan yanlış görüyorum renkleri. Mavileri ben sanıyorum ama değil. İşte benim hatam oradaymış meğersem. Geçmez, offside yok. Geçer yani, offside yok. Vardy, verebil, veremedi Vardy. Ayağına, orasına, burasına, her yerine vurdular. Maguire ver. Şurayı gördüm. Delali, hocam ama vallahi yeter ya. Ayıp ya. Soyunma odasına canımız sıkkın gidiyoruz. Gidiyoruz soyunma odasına gençler, hadi. Ben şunlara bir göstereyim. Kapat Cemil, kapat. Kapat, biraz sert konuşacağım. O yüzden kapat sen de can. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm gençler. Yani ne diyeyim ya? Ne diyeyim ya? Tomane! Hakan, senin burada ne işin var? Sakat değil misin çocuğum sen? Ya beni çıldırtmaya mı geldiniz buraya ya siz? Delali, Meret, oğlum Tomane. Ya Tomane sen niye oynamıyorsun? Sahada yoksun. Vardy ile ikili forvet oynatıyorum. Geçen hafta dedim ki sana, adam gibi oynamazsan dedim kenara koyarım dedim. Ama acıdım. Bir forma şansı daha verdim. Atıyor. Ya var ya, şu golü atıyorsan at. Atamıyorsan öbür hafta var ya, yoksun. Tomane'm yoksun. Vardy ile ikili adam gibi bir oyun çevireceksiniz. Ya beni çıldırtmayın çocuklar, yapmayın. Biraz daha atak ya. Biraz daha etkili. Delali rica ediyorum ya. Ofansif oynatıyorum kardeşim seni. Ya beni çıldırtmayın. Bakın bu yarı final. Bolu değil. Tantori Spor'sunuz siz. 2-0 geriye düşmek nedir ya? Ayıptır, günahtır. Vallahi haydar yaptıracağım buraya. Islak sopa yaptıracağım. Çıldırtmayın beni. Bu maçı alacaksınız. Başkan hesabı siz verirsiniz. Hadi bakalım. Hadi. Tantori Spor için, kediler için alalım bu maçı. Her şey yolunda. Yani... Bu skoru kabul etmiyorum ben. Ya bu skoru kabul etmiyorum. Kendilerine ilettim bu durum. 2-0'ı kesinlikle kabul etmiyorum. Yok Babür'müş, yok Mr. Smith'miş. Bana bahane uydurmayın çocuğum. Adam gibi oynuyorsanız oynayın, oynamıyorsanız var ya yerinize 11 tane oynayacak adam bulurum. Çıldırdım ya. Ve 2. 45 dakika başlıyor. Hadi o ruhu göreyim sizde. Pereira indir.
Güzel. Kime indirdim var diye. Vardı pası verdi Tomane'ye. Vardı kaç işte kaç vardı. Kaç şurayı gördüm Tomane'm. Çok iyi. Vardı offside'lasın. Offside'lasın vardı çekin. Delali Tompkins kovalıyor. Kovalayamaması lazım. Verdim pası şimdi. Tomane verdi pası şimdi. Vardı Tomane'yi görecek. Tomane orayı gördü. Ulan içeriye pas atamıyorum. Delali şurayı gördü. Yap ortayı vur kafayı Tomane vur kafayı Tomane vur kafayı Tomane'm. Delali indirdi. Çok heyecanlıyım. Adrien Silva kill ver. Bir orta daha. Vur kafayı Tomane'm. Vuramadı Tomane'm. İnanamıyorum I don't believe ya. Değiştir. İnanılır gibi değil. Ne kadar kötüler, ne kadar reziller. Ya şaka gibi. Alexander oynatmıyorum çünkü aşağı bakıyor. Oyna olan Vardy'nin yerine oyna hadi. Kimi alayım? Emre Mor girsin Hernandez'in yerine. Şöyle sağ açık oynatalım onu da. Ve bir hakkım daha var. Kimden yana kullanayım? Kimi alsam? Yok ki kadroya bak. Yok almıyorum kimseyi. Hadi çocuklar lütfen. Aferin güzel. Şimdi verdim pası. Geçmez o. Geçti valla. Şurayı gördüm. Hadi çocuklar biraz atak geliştirelim. Tomane'm. L1 artısı güzel vardı ya ama. Nasıl bir savunma anlayışı var bu takımın ya. Böyle bir şey olur mu? Güzel bir ara pası yaptım. Endini ver pası bekletmeden. Şimdi Hernandez güzel. Vardı verdi. Göm onu Tomane'm. İnanamıyorum. Yap ortayı. Vur kafayı. Birisi vardı. Bana bir gol sözü vardı. İşte bu. Öf bre ya. Bir oldu bir. Bir gol de atman lazım aferin vardı. Ama vardı seni çıkarttım ben değil mi? Alexander girdi yerine değil mi? Eyvah eyvah. Sallayın kafayı vardı için gençler hazır mı? Salla, salla, salla kafayı salla. Vardı için salla. Tamam yeter fazla sallama. Vardı'yı alkışlatıyor Antonyaspor'un teknik direktörü Hasan Mustan. Bir gole daha ihtiyacımız var Alexander. Aşağı bakıyorsun biliyorum ama. Değişiklik yapmam lazımdı. Çok güzel bir pas. Alexander'a. Alex ver. Çok güzel offside yok. Tomane'm offside yok. Tomane'm yaz bunu. Allah rızası için. Seninle ayrı konuşacağım Tomane. Seninle ayrı bir konuşma yapacağız Tomane. Bana ayar geçme ulan Babür. Adamın aklını alırlar. Adrien Silva'dan. Tomane'den şimdi. Çok güzel şurayı gördüm. Alexander'a. Öyle bir pres yaptılar ki. Bir kişi orada öyle bir tuttu ki o topu. Ver o pası şimdi. Güzel Tomane. Kaç Tomane. Hadi beni kara çıkar. Yüzümü kara çıkar Tomane. Ne olur göm onu geç kaldım Tomane. Özür diliyorum senden Tomane. En derinden özür dilerimi kabul et Tomane. Çocuğum benim yavrum. Selfie çekiyor. Ben de çekerim selfie. Antonyaspor'umuzun golü. 9 numaralı formasıyla Tomane. Teşekkürler sese gelenler. Ve şöyle iki oluyor ya. Salla kafayı. Salla. Salla. Salla kafayı. Salla. Tamam çok sallama. Vay arkadaş bir gol daha istiyorum. Alacağım bu maçı derim. Benimle oynamayacaksın Babür. Adamın aklını pis alırım. Delali indir geriye. Çok iyi top bizde kalsın. Şimdi Delali'yi gör. Gördün mü? Ver pası da bekletmeden. Tomane'm verdi. Bir pas yaptım. Çok güzel. Delali! 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 Dellendir bizi Delali! Dellendir bizi Delali! Böyle bir şey yok. Of! Of! Öldüm öldüm dirildim. Bu nasıl maç? Alacağım dedim. Geri dönüşüm pis olacak dedim. Antonyaspor'umuzun golü. 8 numaralı formasıyla. Deli. 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 Teşekkürler sese gelenler. Ve 3 oldu 3. Ne oldu Babür? Aklını mı aldık çocuğum? Şimdi sakinim. Şimdi sakinim. Aferin size. Oyuncu değişikliklerinin katkısı çok oldu. Dakikalar 81. Öyle bir terledim ki anlatamam. Yine Tomane'm al onu. Adamsın Tomane'm boşver. Bak Tomane'ye kızdım neler yaptı gördünüz mü? Tomane'm. Maguire. Verdim. Çok güzel offside yok. Yok offside baktım. Emre Mor'un önüne gelmiyor gelemiyor.
Ama Tom Alem alıyor. Şimdi verdi ara pasını Alexander'a. Alexander yere bakıyor ya, işte bu yüzden bakın. Çok kötü oynuyor Alexander. Satılık. Transfer dedikodular ve bitti. Ve bitti. Bakmadım bile süreye. Geri dönüş kralı. Geri dönüşlerin kralıyız biz. İşte bu. Ah, dilimi ısırdım. Üzülme Crystal Palace. Eski takımımız bizim, biliyorsunuz. Crystal Palace. Aldık mı aldık. Bu nasıl maçtı ya? Nasıl stres oldum anlatamam. Helal olsun çocuklar. Hepinize bu akşam Tantuy'un ayran benden. Yani var ya. Priminiz benden, işte istatistikler, maçın adamı Tom Hanım. Öpüyorum seni. Ve şimdi durumlara bakacağız. Crystal Palace ve Chelsea olacak final. Yani Tantuni Spor, Chelsea maçı izleyeceğiz finalde. Ve bu kupayı almak istiyoruz. Başkanımıza hediye etmek istiyoruz. Aylık rapor Adrien Silva gol sıralamasında önde. Ve bakalım neler olacak. Transfer isteklerimiz var. Basın toplantısı da yapacağız. Bakın Tomane ilk 11'de. Adrien Silva, Fabinho, Maguire. Güzel. Ayın takımında biz de varız. Vardy aşırtma şut kontrolünü öğrenmiş sonunda. Bütçemiz arttı. Maaş bütçemiz de arttı. Transfer bütçemiz de arttı. Bana bunlarla gelin. Bakın takım yönetimi diyorum. Görüşmeler diyorum. Ve diğer kulüpler diyorum. Bakın Hummels yanıt bekleniyor. Bizden yanıt bekleniyor. Kimmiş? Cevap bekliyoruz. Hector Bellerin'e gençler istek gönderdim. Ve stoper olarak Rugani'ye istek gönderdim. Ve listelenen oyuncularda bakın kimler var. Neuer istek göndereceğiz. Bakın Nedved. Nereden çıktı bunlar diyeceksiniz. Ha şurada Beckham. Biri David Beckham var gençler. Bunlar özelliği var biliyorsunuz ana ligin. My Club takımımdan aktar efsaneleri diyebiliyorsunuz. İkisini aktardım. Onlarla anlaşmaya çalışacağım. Bilmiyorum, bakacağız. Sonraki maça git diyorum. Finale kalıyoruz, finale. Ve Premier Lig'de maçımız olacak. Telefon çalıyor yine. Alo. Alo hocam, basın toplantısı. Ha, tamam. Özür diliyorum başkanım. Hadi tamam. Hadi. Tamam başkanım, gidiyorum hadi, basına. Görüşürüz. Hadi bay bay. Gençler basın toplantımız var. Basın toplantısında basını bekletmemek lazım. Bakalım ne gibi sorular var. Onların sorularını yanıtlayalım. Haydi basın toplantısına. Hepinize merhabalar. Hoş geldiniz sevgili basın mensupları. Önce açıklamalarım olacak. Ondan sonra da sizlerin sorusunu alacağım. İç sesli aramız gayet iyi. Hemen onu söyleyeyim. Önümüzdeki maçlarımıza bakıyoruz. İşte gördünüz, yarı final maçında öyle bir koptu ki Tantuni Spor. Yani tutmak mümkün değil. Ve finale kaldık. Bu büyük bir başarıdır. Bu başarıyı tüm taraftarlarımıza armağan ediyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Oyuncularım da gayet iyi performans gösteriyorlar. Onlardan da gayet memnunum. Şimdi sorularınızı alacağım. Evet, sorusu olan var mı? Hocam, evet, buradayım. Buyurun. Merhaba, ben Resul. Maçlara otobüsle gelirken sizle veya oyuncularınızla fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor mu? Bir izdiham oluşturuyor mu bu? Tabii yani. İzdiham olmaz olur mu ya? Ya biz otobüse biniyoruz. Mesela diyelim ki bir otobüs firmasıyla anlaştık. Dedik ki bizi işte şuraya götür. Ondan sonra biniyoruz. Tüm mevcudumuz biniyor otobüse. Gidiyoruz. Bir izdiham oluyor tabii ki, fotoğraf çektirmek isteyenler falan. Ama izdiham şöyle oluyor. Bizim oyuncularımız arasında bir izdiham çıkıyor. Yani nasıl derseniz. Bir tane adam geliyor fotoğraf çektirmeye. Bizim bütün oyuncular ben ondan çektireceğim derken izdiham bizim otobüste çıkıyor. Yani bu da engelleyemiyoruz bunu da, ama taraftarlarımızı seviyoruz tabii ki. Niye taraftar birleşemiyor? Diyeceksiniz ki Tantuni Spor'un on binlerce taraftarı yok mu? Var da biz toplu halde gidemiyoruz. Zar zor gidebiliyoruz. Otobüs firması da yani bazen sıkıntı çıkartıyor işte. Yani bulabiliyorsak bir tane buluyoruz. Onunla da işte diyemiyoruz taraftarımıza şuraya gidiyoruz buraya gidiyoruz diye. Yani mevzu ondan ibaret. Evet. Var mı başka sorusu olan? Evet hocam, buyurun. Benim adım Ata. Hocam skor 1-1 iken gol yenince beraberlik bozulur mu? Cemil. Bunlar hep senin halt yemen. Tuhaf tuhaf adamlar arıyorsun. Bu basının arasına nereden sızmış bu adam gene ya? Çocuğum onu var ya Ömer Üründül'e sormak lazım. Onu Ömer Üründül'e soracaksın. O bilir onları. 1-1 iken 2-1 olunca beraberlik bozuluyor falan. Bana böyle sorularla gelmeyin ya. Bana böyle sorularla gelmeyin çocuğum. Ben meşgul bir adamım ya. Evet, var mı başka sorusu olan? Bakın bana da bu arada çok fazla soru geliyor. Yani taraftarımızdan, Instagram'dan özellikle o kadar çok soru geliyor ki. Ben şimdi onlardan da örnekler vereceğim ama önce alayım sizlerin sorusunu. Var mı? Hocam, evet buyurun. Hocam ben İsmail. Evet. Aylık kaç maaş alıyorsun? Yani merak ede ede bunu mu merak ettiniz? Bakın. Kadının yaşı, erkeğin maaşı sorulmaz çocuğum. Ya ne yapacaksın sen ne kadar aldığımdan ya? Benim aldığım paranın önemi mi var? Biz paraya pulu önem vermiyoruz. Zaten
kulübümüzün durumu vahim biliyorsunuz. Haliyle ben aldığım paranın bir kısmını bizim kulübe bağış yapıyorum yani. Tantuyunu alıyoruz, bilmem ne yapıyoruz, yiyorlar, içiyorlar. Dediğim gibi ben sizlerin soruları gayet güzeldi. Bir de bana da gelen sorular var. Ben onları da yanıtlamak istiyorum. Şimdi mesela gerçekten çok yani bizim taraftarımızın o kadar güzel bir düzeyi var ki o kadar kaliteli sorular soruyorlar ki bakın bir tane örnek vereyim mesela. Kimmiş bu? Umut. Abuzettin mi? Yok bu araya karışmış herhalde. Yani bu tabii yani bizim şey büyük, skala büyük. Yani çok süper sorular da geliyor, böyle acayip sorular da geliyor. Yani geniş bir kitleye hitap ediyoruz. Ona şey yapmayın onu. Şimdi bakalım başka neler sorulmuş. Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı Tantuni Spor'u etkiler mi demiş Harun. Hakan Çalhanoğlu bir hafta sakat. Ve bütün kulüp çalışanları, doktorlarımız, hemşirelerimiz falan elinden geleni yapıyorlar. Tabii ki bizim kulübün imkanları çok iyi olmadığı için tutup da işte çapraz yan bağlarım koptu falan diyemiyor. Atıyor aspirini gidiyor adam. Ne yapacak yani? Bir ağrı kesici, bir antibiyotik yallah. Yani o da artık bir hafta sonra iyileşecek, elinden geleni yapsın Hakan Çalhanoğlu. Şimdi Ronaldo ile ilgili çok soru var. Ronaldo gelecek mi? Ronaldo gelecek mi? Mesela Sude sormuş. Tantuni Spor bu sene şampiyon olursa seneye Ronaldo gelir mi demiş. İşte Messi, Ronaldo, Neymar büyük transferler olacak mı demiş. Yani çok fazla Ronaldo sorusu var sevenlerimizden. Ya Ronaldo'yu daha önce de söyledim. Kim kaybetti de biz bulalım çocuğum. Bize gelme isteği yok adam. Biz ne yapalım? Şimdi bize gelmek istemeyen adamı da zorla kulağından tutup getiremeyiz. Ama biz şampiyon olalım. Premier Lig şampiyonu olup ondan sonra İngiltere Kupası'nı kaldıralım. Bakın onlar nasıl böyle gelmek isteyecekler. Para da biraz bol olsun. İç ses de biraz kazansın. Biz de maçlarımızı alalım. Adam da kazansın biraz. Sponsor falan bulalım. O var ya o Ronaldo ile Messi var ya kapımızda meleteceğiz. Hiç merak etmeyin siz. Berke demiş ki mesela Sayın Hasan Mustan hakemlerden memnun musunuz demiş. Yani Mr. Smith'leri söylüyor. Şimdi tabii ki Tantuni Spor'un teknik direktörü olarak kaybettiğimiz maçların faturasını hakemlere kesmeyi doğru bulmuyorum ben. Yani bu bizim ağırlığımıza bir yanlış olur ama hakemler nalet yani. Söyleyeyim onu. Mr. Smith görüyorsunuz işte. VAR'a gidiyorsun adam penaltıyı vermiyor. VAR'a gidiyorsun bakıyorsun baktığı şeyin penaltısını vermiyor ya. Bütün fauller rakipten tarafa. Hep aleyhimize. Böyle şey olur mu ya? Bu hakemlere bir an evvel bir çeki düzen vermesi lazım. Federasyonun. Bakın başka bir soru daha. Diyor ki Kerem sormuş. Hasan hocam kedileri neyle besliyorsunuz demiş. Ya bu kadar şey varken tabii kedilerimizi neyle besliyoruz? Kedi maması alacak paramız yok. Tantuni falan aldıktan sonra onların işte kalanlarından kedilerimiz de yiyorlar. Yani işte bakın bir kedimiz burada var. Sürekli tantuni. Ayran içiyor, tantuni yiyor. Maşallah hepsi de sapasağlam yani. Ha tabii ki yine dediğim gibi sponsor falan bulabilirsek kedi maması falan almayı istiyoruz. Hayvanlara iyi bakın. Hayvanları koruyun. Bakın kış aylarındayız. O sokağınıza bir tane kap bir su bu kadar basit bir de mama falan bulursanız verin. Bu hayvanlar soğukta açlıkta vallahi sıkıntı yaşıyorlar. Ya bunlara da yazın gazetelerinizde manşetlerinizde. Neyse sizi seviyorum. Maçın çok çok önemli. Bizim hakkımıza güzel şeyler yazın. Instagram hesabımı da verebilir miyim ben buradan sevgili basın mensupları? Pekala yayınlayayım onu da olur mu? Hasan Mustan oradan böyle bana sorular iletebilirler. Ben story atıyorum zaten takip etsinler sevgili Tantuni Spor taraftarı. Orada onların da sorularını yayınlama şansımız olur. Pekala hadi bir sonraki basın toplantısında inşallah görüşünceye kadar iyi çalışmalar. Dilim döndüğünce cevaplamaya çalıştım. Tabii sizlerden çok soru geliyor. Yani yüzlerce soru geliyor. Yazmaktan bıkmayın. Yani hepsini okumaya çalışıyorum elimden geldiğince ama tabii ki çok da mümkün değil. Ama gördüklerim işte cevaplamaya çalışıyorum. Bıdı bıdı kes kardeşim ne anlatıyorsun bize ya. Pekala rakip ne giysin? Şunu giysin. Başlama vuruşu diyorum. Ter içerisinde kaldım be. Ve mücadele başlayacak Premier Lig'de şu anda 3 puan fark var Manchester City ile aramızda 1. sıradayız ve önümüzde 7 maçımız falan kaldı. Bu maçlarımızı alıp şampiyon olmamız lazım. Ve şampiyon olursak bir yıldız mıldız takalım ya değil mi? Bir şey yapalım yani. Neremize taksak yıldız acaba? Şimdi her iki şampiyonlukta falan biraz uzak olur. Bence her şampiyonlukta bir yıldız mı taksak ne yapsak? Bir yerine koyarız işte. Zaten kendiliğinden yıldızımız var bizim. Bıdı bıdıyı kes. Ve az sonra müthiş mücadele başlayacak. Brighton and Hove. Takıma gel ya. Kök söktürecek bizi ama affetmeyeceğim. Tomane'den ve Vardy ikilisinden büyük işler bekliyorum ve bizim vuruşumuzla başlıyor. Endindi şimdi. Güzel bir pas düşündü. Vardy verebilir mi onu? Al onu Vardy. Alamadı topu. Bir şey oldu o da. Adrian Silva sen al onu.
O da alamadı. Tomanem çoklu pres yapıyor orada. Aferin size. Deli Ali ver. Kime verdin? Şurayı gördüm. Hadi Vardy. Alamadı. Olsun, top bizde. Pereira. Olmaz. Oy, korktum. Tamam. Ya çocuklar, şu paslara biraz koşun ya. İyi başlamadık. Ben mi yaptım? Ben ne faul yaptım? Allah Allah. Yaha. Top ayak, bir dakika. Top ayaktan çıktıktan sonra yapılan şeye faul diyorsun da geçen haftaki pozisyonda benim penaltımı niye vermedin? Terbiyesizsin işte Mr. Smith. Hernanes, Deli Ali, Kilver. Hadi Tomanem ne olur. Hadi Tomanem. Yetti Tomanem, gol. Hayır. Ya Tomanem, senin kafa vuruşların niye bu kadar kötü? Ya anlam veremiyorum Tomanem'in bunları. Şuna böyle kafa vurulmaz ki. Soyunma odasına canım çok sıkkın gidiyorum. Brington and Hove. Brington and Hove Albion. Kök söktürüyor bize ya. İnanılmaz. Pekala, ikinci yarı. Bambaşka bir futbol istiyorum. Vardy. Vardy. Bu takımda Vardy, sen bambaşka bir adamsın. Bu takımın lokomotifisin şu anda. Bak bak. Vallahi pas verdim ben orada ya. Ayıptır, günahtır. Oyuncu değişikliği. Deli Ali, ne yaptın da bittin, sorabilir miyim? Şimdi Deli Ali'nin yerine ben kimi alacağım? Taktik değiştirmem lazım. Alexander gir. Ne yapayım? Orta alana alacağım. Bize çok oyuncu lazım. Çok oyuncu lazım bize. James giriyor. Hernanes çıksın. Orta saha yine yok elimizde. Gray girsin. Alexander'ı orta sahada oynatıyorum mecbur. Hadi çocuklar, Maguire indir onu. Çağlarım. Hocam bırak avantaja. Allah rızası için. Bırak da bir kontraya çıkayım ya. Hay ben senin karar mekanizmana tüküreyim. Tüh. Ayıp. Gray. Verdim. Gördüm çünkü orayı. Alex verdi. Basit gol bakın. Koş Tomanem. At onu Tomanem. İşte bu kadar. Tomanem. Sesim kısıldı, sesim. Selfie çekiyor Tomanem. Öpücükler gönderiyor bakın. Tom Tom Tom. An an an. Toman Toman Tom Tomanem. İşte bu diyor ya. İşte bu. Tantoni Sporumuzun golü. 9 numaralı formasıyla. Tomanem. İşte bu. Şunu atamayaydın, çok pis kızacaktım sana ya. Helal olsun, 1-0. Kaptan Tomane. Hazır mı kafalar Tomane için? Güzel bir kafa sallama performansı bekliyorum sen. Salla kafayı. Salla. Salla. Bak sallamıyorsun. Öyle telefonu almışım, bakıyorsun çocuğum, salla ya. Hadi salla bak. Sıkıntı yok, hadi. Salla. Salla. Salla kafayı. Salla. İşte bu. Aferin. Tomane için kafa sallanmaz mı ya? Ayıptır. Ve 6 pas diyorum ve hızlandırılmış spiker modunda Ali Zeyca. 1-0'lık üstünümüz devam ediyor. Şimdi James topun gerisinde, 6 pas dedik, içeriye doğru yaptı orada. Gray'in oldu yine. Gray vuracak kafayı, vuramadı orada. Alexander topa doğru koşuyor. Sakın çıkmasın o taca. Şimdi Alexander nefis bir çalım yaptı ama yapamadı. Verebildi mi? Veremedi. Kontrol ediyoruz. Eyvah. Ne olur buradan bir gol yemeyeyim. Endin'de alırsın onu. Ölümünü al onu. Aferin Endin'de. Veremedi şimdi o pası. Kim var orada? Hep yer yer yeşilli. Alexander yaptı ara pasını. Geçmez o ara pasları Alexander. Ne biçim ara pas yapıyorsun sen? Satılak Alexander var. Şimdi al onu çağlarım, adam sıra ayır. Akacak oradan. Çağlar seni. Top hocam bitirsene. 2 dakika uzatma, ne olmuş da? Ne olmuş 2 dakikalık? Hayır, saçmalamayın. Güzel. Şimdi Gray. Panik oldum. Geçmeyecek o toplar. Çünkü şu anda gol atmak istiyor. Beraberlik istiyor. Ama hocam bitirsene hocam. 92 oldu artık hocam, bitir. 1-0. Bak gamepad falan titriyor. Çabuk ol. Bitirin çocuklar. Hocam çalsın, hadi diyor. Ne oluyor da bitiyor? Oy. Oy. Çok zor geçiyor maçlar. Çok zor. Ölüyorum, ölüyorum, diriliyorum. İşte Maguire ve pardon, Çağlar ve kankası. Bunların ikisi kanka. Nasıl aldık ama diyor. Taktikler işe yaradı diyor. Bunlar bilmiyor oynamayı falan diyor. Dalga geçiyorlar bunlar. Rakipte hiç iyi bir şey değil. Ve bıdı bıdı kesiyoruz. Aldık mı aldık kardeşim, budur. İşte istatistikler ve maçın adamı. Bak iki maçtır üst üste maçın adamı. Man of the match. Tomane oluyor. Bakalım rakiplerimiz ne yapmış? Manchester City var ya, affetmemiş ya. Nasıl yenmiş?
Bakın diğer skorlar da bu şekilde. Ama biz 74 pointle birinci sıradayız. Manchester hocam, Manchester 71. sırada diyorum. 71 puanda. Güncelleme. Allah! Kesin birilerini alalım. Ben de istiyorum yıldız isimler. Gençler yazıyorsunuz transfer isteklerinizi. Atıyorum Ronaldo'lar, Neymar'lar, Mbappe'ler bilmem neler falan. Ama bize gelme istekleri olmadığı için oyuncularla anlaşma şansımız olmuyor maalesef. Bu arada bir dakika. Kime istek var? Vardy. Ay arttırmışlar. Vardy'ye istek göndermiştim gençler. 6 milyon euro daha yükseltmişler be. 33 milyon Vardy'ye. Bir kere daha suyunu sıkabiliyor muyum? Sadece bakacağım. %85. Kasmaya gerek var mı? Var diye güle güle diyelim mi? Niye diyeceksiniz? Bakın Tomane'miz forvet, Alexander'ımız forvet. Vardy süper bir isim zaten ama Vardy'yi gönderirsek elimizde biraz para olsun. Yıldız bir isim alalım oraya ya. Forvet. Bakın Mandzukic olabilir. Lacazette olabilir. Atıyorum yani. İşte Ronaldo olabilir. Neymar olabilir. Forvet pozisyona koyabileceğimiz birilerini alalım. Ben bir şey söyleyeyim mi? Vardy... Bana hep bir gol sözü vardı ve o gol sözlerinin hepsini yerine getirdi. Ben sevgili Vardy'ye şartları kabul et diyorum ya. Evet diyorum ve Vardy'ye büyük alkışlar. İçim üzüle üzüle, içim ağlıya ağlıya ama 96 milyon euro. Öyle bir güçlendi ki elimiz şu anda. Maaş bütçemiz de arttı. Vardy'ye güle güle dedik. Vardy'im hakkını helal et çocuğum. Seni seviyoruz. Hector Bellerin gibi bakın çok süper bir isim biliyorsunuz zaten. Doktor Hector'umuz. Çok süper bir isim. Hızlı, süratli, ondan iyisi yok ve yükseliş aşamasında. Haydi Doktor Hector'a şartları kabul et diyelim de. Evet diyelim de işte adam gibi bir transfer gerçekleşiyor. Tantoni Spor'da sevgili iç sesle yapıyoruz bunların hepsini tabii ki. Stoper şimdi gençler. Rugani. İyi bir stoper. Almak istediğim bir oyuncuydu. Yine 16 milyon. Mesela Neuer'e bir istek gönderelim bakalım. Gönderebiliyor muyum ben? 33 milyon transfer ücreti, 8 milyon da maaş. Maaşı düşür desem olmuyor. Deneyelim. Bakayım yok, şu anda görüşemiyorum. Çünkü gençler şu Diakite miydi neydi, neredeydi o? Diakite. Buna bir istek gönderdim. Genç yetenek, bağımsız oyuncu bu. 22 yaşında, müthiş özellikleri var. Bize orta sahaya da oyuncu lazım, ölü yaprak vuruşu var. Analik gördüğünüz gibi, tabii bu videoyu ne zaman atacağım bilmiyorum ama sık gelmeye çalışıyor. Hiç merak etmeyin, Allah izin verirse bu sene tüm illerimizi inşallah bitireceğim. Diyor ki Orumda abi diyor, sayende plakaları öğrendik diyor. Ne güzel, faydam olduysa ne mutlu bana. Ben de ezberledim sürekli. Pekala bıdı bıdıyı kesiyorum gençler. Sizi seviyorum. Eğer bu videoyu beğeniyorsanız beğen butonuna. Görüşelim çocuğum. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Kokoşlar kalpleri, kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın. Size doğru gelin gençler, abone olun, beğenmeyi de unutmayın sakın, cansız.